Anayasayı hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez, tavsiye ve telkinde bulunamaz der. Ve yargı bağımsızlığının en önemli şartlarından biri olarak hakim güvencesini öngörürken, Türkiye bu en temel prensiplerin vahim şekilde defalarca ihlal edildiği son derece sıkıntılı bir süreçten geçiyor. 15 Temmuz darbecileriyle hesaplaşma iddiasıyla başlatılan süreç çok kısa sürede geniş kapsamlı bir cadı avına dönüştü. Aralarında AYM, Yargıtay ve Danıştay üyelerinin de bulunduğu binlerce hakim ve savcı meslekten atıldı ve tutuklandı. İnsanlık dışı muamelelerle gözaltına alınıp çok ağır şartlarda aylardır içeride tutulan bu insanlar hala iddianameleri hazırlanıp mahkemeye çıkarılmış değil. Yargılama devam ederken mahkeme değiştirilmez kuralı da çiğnenip FE soruşturmalarında aktif görev üstlenen hakim ve savcılar bile defaatle değiştirildi. HSYK yargıya siyaset ve derin mahfil kaynaklı müdahalelerin aracı haline geldi. Hoşa gitmeyen karar veren hakim ve savcılar derhal açığa alınıp haklarında işlem yapılıyor, hatta tutuklanıyorlar. Bu işlemlerin gerçekten hukuki bir gerekçesi varsa kamuoyunun bunu bilmesi gerekmez mi? Hakimler sırf beni de tutuklamasınlar kaygısıyla kendilerinin dahi inanmadığı tutuklama kararlarına imza atmak zorunda bırakılırken buna rağmen yine de tutuklanmaktan kurtulamayanlar oluyor. Aylardır tutuklu olan 21 gazetecinin tahliyesine karar veren 25. Ağır Ceza Mahkemesi üyelerinin açığa alınması bu skandallar zincirinin en son halkası. 1 Mart'ta evine yapılan gece baskınıyla gözaltına alınıp 3 Mart'ta tutuklanan Nur'la ilgili süreç böyle bir hengamede yürüyor. Nur'un tutukluluğuna yaptığımız itirazlar evvela 26, sonra 27. Ağır Ceza Mahkemeleri tarafından reddedildi. İki reddinde en önemli gerekçesi delillerin toplanmamış olması. Bu bile başlı başına işin rengi hakkında fikir vermeye yeterli. Masumiyetinin dava sonunda mahkemenin vereceği beraat kararıyla da tescil edileceğinden emin olduğumuz ve 29 Nisan'a nikah günü alıp buna hazırlandığını üstüne basa basa vurguladığımız bir genç kızın hala içeride tutulmaya devam edilmesi hukuk ve vicdanı yaralıyor ve adaleti beklemeye devam ediyoruz.